videolarımızdan hatırlayacaksınız. Geçtiğimiz günlerde TUSAŞ'ın ihraç ettiği Hürkuş eğitim uçakları ile ilgili bir video yaptık. Nijer'deki görüntüleri sizlere aktardık. Tabii Hürkuş'un yanında Anka vardı. Bunların altlarında Roketsan'ın mühimmatları vardı. Bir Türk savunma şirketi bir ülkeye girdiği zaman yavaş yavaş artıyor. Ve hemen karşısında Havelsan standında bu sefer Hürkuş'un çok farklı bir simülatörü var. Farklı eksenlerde VR olarak adlandırılan görsel farklı açıdan bir görüntü veren VR gözlükle eğitimde yeni bir standart oluşuyor. Ve bugün beraber sizlerle bu simülatörün detayları nedir, ne yapıyoruz bunları konuşacağız ama önce sizi tanıyalım. Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Serkan Taşkazan. Havelsan'da Hava ve Deniz Sistemleri Program Müdürü olarak görev yapıyorum. Yanımda görmüş olduğunuz simülatör sizlerin de belirttiği gibi dünyada aslında türünün ilk örneği olan farklı eksenlerde, burada 3 eksenden bahsediyoruz. Uçaklardaki gibi yaw, pitch, roll ekseninde 360 derece hareket serbestesine sahip ve bunu arttırılmış gerçeklik gözlüğüyle birleştiren yeni bir simülatör. Ben hemen lafınızı keseyim. Şimdi simülatör deyince Havelsan tabii bu konuyla ilgili çok uzman, yıllardır çalışan bir şirket, bir sürü de video hazırlıyoruz. Ya bu sistemler yerde sabit oluyor, hareket olmuyor ya da işte sizin sivil simülatörlerde olduğu veya CN-235, Boeing 737, 320'de olduğu gibi hidrolik veya elektrikli kollar üzerinde bir kabin hareket ediyor. Ama burada tüm hareketleri eksen olarak verebiliyorsunuz değil mi? Bunu nasıl yapıyorsunuz? Şöyle, sizin de daha yine izah etmiş olduğunuz gibi daha öncelerinde bu tür, yani bu türden kastım eğitim uçakları olsun, jet uçakları olsun, bunların tam görev simülatörlerini daha çok görsel, yani bu küresel ekranlarla müşterilere verip hani onların bu hissiyatını o şekilde arttırıyorduk. Ama şu anda sahip olduğumuz bu yenilikçi hareket sistemi sayesinde küresel bir ekrana ihtiyaç duymaksızın arttırılmış gerçeklik gözlüğümüzle birlikte birleştirerek aslında yeni bir konsept elde ettik. Bu bize ne kazandırdı? Sizin de daha yeni bahsetmiş olduğunuz gibi yerde sabit, yani daha doğrusu sabit kanatlar için üretmiş olduğumuz simülatörlere yeni bir altyapı kazandırmış olduk bu sayede. Oradaki çünkü en büyük ihtiyaç manevraları çalışırken pilotlarda yeterince hissiyatın alınamamasıydı. Askeri havacılıkta önemli değil mi bu? Çok önemli çünkü özellikle yeni eğitim alan pilotlarımız için, yani teğmenlerimiz için bu jet uçaklarına geçmeden önce kullandıkları uçaklarda manevra eğitimleri biliyorsunuz önemli bir süre kapsıyor ve bu süreleri bizim gerçek uçakta azaltmamız bekleniyor doğal olarak. İnşallah bu simülatörümüzde biz bunu yapmayı hedefledik. Bu 360 derece hareket sistemi sayesinde onların hissiyatlarını daha yukarıya çekerek sadakat seviyesini yukarılara çekmek istedik ve eğitim sürelerini açıkça uçakta daha da kısaltmayı hedefledik. Şimdi hissi bu farklı eksenlerle verdiniz. Çeşitli şirketlerle de beraber çalışıyorsunuz bunlarla ilgili. Benim merak ettiğim bir konu, sonuçta devasa bir ekran yok. VR gözlüğü var. Bütün görüntüler buradan geliyor. Bu maliyetlere ne anlamda etki ediyor? Şimdi takdir edersiniz ki böyle bir tam görev simülatöründe hissiyatı sadece görselden vermeye kalktığınızda minimumda kullanacağınız projektör sayısı 8-9'ları bulacaktır. Ve devasa bir küresel ekran yapısından, mekanik bir yapıdan söz ediyoruz. Ama bu gözlük sayesinde ki bu bizi ciddi anlamda mali olarak geriye çekiyor. Siz hem çok yakından bu hissiyatı gözünüzle almış oluyorsunuz hem de birebir içinde hissediyorsunuz kendinizi. Burada da motion sisteminde etkisiyle aslında sizin duyularınız tamamlanıyor. Dolayısıyla hem maliyet etkin bir sisteme sahip oluyorsunuz hem de sizin hissiyatınız daha yukarılara gelmiş oluyor. Bu simülatörü bir gün Ankara'ya geleceğiz. Tabii. Havelsan'la sizlere ben uçmak istiyorum ama tabii, o kadar yoğun talep var ki bir de şimdi o kadar ben çok mutlu oldum. Biraz önce bu çekimlerden önce bir Çat Hava Kuvvetleri'nin pilotu geldi, uçtu. Şimdi o röportajı da bir dinleyelim. Neler anlatmış, neler etmiş. Çünkü gerçekten gurur verici. Diyor ki ben Hürkuş'la uçuyorum. Simülatörünü test ettim. Çok hoşuma gitti. Bir de tabii bu simülatörü belki de bir filo binasının köşesine, yarın bir akrobasi uçağı olursa sivil anlamlı, uçuş okulunun bir odasına konulabilecek büyüklükte ve maliyette. Ben bu açıdan bu tür sistemlerin simülasyon açısından gelecekte çok yeni bir sayfa açacağına inanıyorum. Havelsan'da bu konuyla ilgili öncülüğü zaten videolarımızda anlatıyoruz dilimiz döndüğünce. Çok teşekkürler. Sizlere başarılar diliyoruz. Ankara'da görüşmek üzere diyelim. Tabii ki. Bekliyoruz. Sizi her zamanki gibi en iyi şekilde ağırlamak isteriz. Görüşmek üzere. Başarılar. Hoşçakalın. Sağ olun. I think you are flying with Hürkuş aircraft, so you test the simulator. What do you think about it? The simulator of Hürkuş is pretty much close to the reality. So I think it's a great advantage
to have a kind of tool like this for training and enhancing pilot capabilities. So it will be a great asset in the hands of the pilots. What do you think about the Hürkuş aircraft? Hürkuş aircraft, it's very nice and designed aircraft. And I think with some much work and considerations, it could improve. And in his category, will be maybe number one. Thank you for answering our questions. You're welcome.